Kuş'tan yine herkese mutlu günler. Ali Rıza Özdemir'le birlikteyiz. Tabii konuşacağımız konu bu sefer yine Alevilik üzerine. Neden peki? Ya bu konular konuşuluyor. Biz her defasında söylüyoruz ama konuşuldukça aslında öğreniliyor. Ve birileri de bu ortalığı karıştırmak için mikser gibi ortalığı karıştırıyorlar ve algıları değiştiriyorlar. Ama biz burada bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Bir ders niteliğinde yine bir program olacak adeta. Ve buradan ben de çok şey öğreneceğim. Şimdi Horasan, bu Horasan neden Aleviler için çok önemli? Nedir bu Horasan bölgesinin önemi ya da Horasan kavramının önemi? Bunu soracağız. Tabii Alevilik kültürüne de girmeye çalışacağız buradan. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasıl girelim hocam? Nedir bu Horasan hikayesi? Şimdi ben anlatmaya başlayayım. Siz arada soru sorun, öyle devam edelim. Devam edelim hocam. Öyle yapalım. Şimdi Horasan Aleviler için önemli bir kavram. Bir kutsal bir mekan, kutsal bir bölge. Yani Aleviliğin hem kültüründe hem inançlarında, ondan sonra hafızasında, belleğinde Horasan dediğimiz zaman kutsal bir bölge biz anlarız. Tüm yani metinlerden çıkan ortak sonuç budur. Horasan bugün İran'la Afganistan arasındaki bir bölgenin adıdır. Yani Türkçesi güneşin doğduğu yer anlamına gelir. Zaten Anadolu'nun da yani esas anlamı, Anatolia'nın da esas anlamı güneşin doğduğu yer anlamına geliyor. Çünkü batıda yaşayanlar hep doğu taraflarına bu tarz isimler vermişler. Şimdi Horasan dediğimiz zaman Merv, Beh, Herat, Meşet ve Nişabur kentlerini içerisine alan bir bölgenin adı. Bunlardan bir kısmı bugün Afganistan'da, bir kısmı bugün İran'da. Bugün de İran'da Horasan isminde bir eyalet var. Bir idari bir sistem var. Fakat tabii Horasan ismi ta eski çağlardan itibaren var. Oldukça eski bir bölge. Türkler buraya 10. yüzyıldan sonra, hatta belki biraz daha yani öncesine ait kayıtlar var da, yoğun bizim Oğuz adını verdiğimiz, Türkmen adını verdiğimiz Türk boyları 10. yüzyılda buraya inmişler ve Orta Asya'dan Anadolu'ya gelirken yani buranın üzerinden geçmişler, bu coğrafya üzerinden geçmişler. Tabii bu transit bir geçiş değil. Orada biraz kalmışlar, yerleşmişler ve orada bir kültür şekillendikten sonra, belki işte İslamiyet'i biraz daha içselleştirdikten sonra Anadolu'ya gelmişler. Bu anlamda İslamiyet'i ilk defa orada kabul ettikleri için orası kutlu bir bölge Horasan dediği zaman. Horasan, tabi başka Horasanlar da var oranın haricinde. Mesela bizim Erzurum Horasan var. Irak'ta bir Horasan diye bir kasabadan bahsediliyor. Bunlar artçı Horasanlar. Yani oradan gelen insanların gelip buraya işte yerleştiği, ad verdiği, adını değiştirdiği bazı yerleşmeler. Şimdi Alevilik dedik, yani Türkmen kitleler dedik daha doğrusu. Horasan üzerinden iki büyük göçle Anadolu'ya geldiler. Bunlardan bir tanesi 1071 yılında, yani Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya akan göç. İkincisi de 1200'lü yıllarda Cengiz Han'ın önünden kaçan Büyük Türkmen boyları. Asıl Türk göçü de budur. Asıl büyük göç de budur. Hatta Halil İnalcık bu Türkmen göçünü Anadolu'da büyük bir demografik devrim yarattığını ifade eder. Bu kadar büyük bir göç ve gerçekten o dönem mesela Anadolu'nun nüfus yapısı bu Büyük Türkmen göçüyle beraber büyük oranda da değişti. Zaten biz Anadolu'ya geldiğimiz zaman Anadolu'da çok kısa bir süre önce, 50-60 yıl önce büyük bir salgın hastalık geçirmişti. Nüfusu çok azdı. Onun haricinde burada az nüfus olduğu için yani Türkmenlere karşı duracak bir silahlı, bir askeri güç yoktu. Hatta bu Tuğrul ve Çağrı Beyler Arap ülkelerinden Türkmenlere karşı büyük şikayetler oluşunca, İslam ülkelerinden, yani bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Çağrı Bey, Tuğrul Bey diyor ki Anadolu diyor boş diyor, Rum diyor, o kısımlar boş diyor, orada bize karşı gelecek bir silahlı birlik de yok doğru dürüst, biz diyor orayı alalım ve Türkmenleri oraya iskan edelim diyor ve
bu, yani bu yolu takip ediyorlar. Yoksa Ortaçağ İslam kaynaklarında mesela Türkmenlerin Arap ülkelerine, tüm beldelere girdikleri, işte içmedikleri hiçbir su kalmadı diyor. Yani her su kaynağından su içtiler diyor. Ve her beldeye, her şehre girdiler diyor. Girmedikleri hiç belde kalmadı diyor. Bu Ortaçağ İslam kaynaklarında ifade edilen hususlar. Şimdi o büyük göç, o kadar, yani ikinci Türkmen göçü o kadar büyük yapıldı ki Alevi belleğinde bu sökün etmek kelimesiyle veyahut da deyimiyle anlatılır. Mesela ne demek o? Sökün. İşte anlatacağım şimdi. 17. yüzyılda dedem oğlu diyor ki mesela çıktık Horasan'dan eyledik sökün, düşürdüler bizi tozlu yollara. Omuzda parlıyor kargı cidalar, aşırdılar bizi karlı dağlara. Cıda demek mızrak demek. Şimdi sökün etmek demek arada bir kopukluk olmadan göç kafilelerinin oluşturulması demek. Yani biz buradan göç ettiğimiz zaman önümüzdeki göç kafilesi gözden kaybolmuyor. Yani birbirimizin afakında, yani ufkunda birbirimizi görebiliyoruz. Bu kadar yoğun bir göç ve bu göç yani 10 yıllarca sürdü arka arkaya. Çok büyük bir Türkmen göçü oldu. Bu yani işte bu sökün etmek meselesi bu şekilde Alevi edebiyatında özellikle çok sık geçer. Yani Alevi halk ozanları. Mesela yine Kul Yusuf var. 16. yüzyılda yaşamış. 15-16. yüzyılda diyor ki Horasan'dan kalktım sökün eyledim. Şam'da Kul Yusuf'u görmeye geldim. İşte eğildim dizine niyaz eyledim. Erenler sırrına ermeye geldim. Şimdi yani Horasan'dan kalkmış. Mesela Şam'da, ondan sonra Halep'te çok büyük Türkmen kitleler oluşmuş. Önce oralara gitmişler, güney bölgelerine gitmişler. İşte Şamlı Türkmenleri, işte Musullu Türkmenleri, ondan sonra işte Halep Türkmenleri diye farklı Türkmen teşekkülleri oluşmuş. Bunlar geç dönem Türkmen teşekkülleridir. Mesela bugün bizim Anadolu'da Şamlı adı verilen yer adları vardır. Bunlar aynı zamanda Safevi Devleti'nin, yani Şah İsmail'in Kızılbaş Devleti'nin en güçlü taraftarlarından bir tanesidir. Yani bunlar mesela Anadolu'ya göç etmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu zayıfladıktan sonra nasıl Balkanlardan göç etmişlerse Arap ülkelerinden de Anadolu'ya yapılan bir göç var. İşte Şamlı boyu gelmiş, orada bir köy kurmuş, Şamlı köyü diye anılmış. İşte yani böyle bir yanılgı da var. Osmanlı'nın son döneminde Anadolu'ya Arap ülkelerinden gelen, Balkanlardan gelen tüm topluluklar Türktür, Türk kökenlidir. Çünkü ana vatana geliyorlar, Osmanlı kaybediyor ya. Hani böyle Araplar gelmiş gibi algılanıyor bazı zamanlarda. Balkanlardan gelenler de işte bilmem verilme, devşirme falan filan böyle bazı çevreler tarafından şey ifade ediliyor. Bunlar tabii çok yanlış şeyler. Oradan gelen kitleler Türk kitlelerdir. Türk soylu kitlelerdir. Şimdi ikinci önemli şeyi şu Horasan bölgesinin Aleviler açısından Ehl-i Beyt evlatları yoluyla orada İslamiyet'i benimsediler. Yani biz Türkler İslamiyet'i kılıç soyuyla benimsemeyen birkaç tane milletten biriyiz. Hatta benim bildiğim iki tane var. Bir tanesi Türkler. Onlar da Mısır'da küçük bir kabile olması lazım. Küçük bir boy olması lazım. Yani Mısırlı olması lazım. Şimdi burada yine Ahu Dede var. 17. yüzyıl şairlerinden biri. Diyor ki turnam size seyyah vermiş Murteza, nazlı nazlı söyler Horasan diyor. Ehl-i Beyt'e canını eylemiş feda, nazlı nazlı söyler Horasan diyor. Şimdi Horasan yani orada Ehl-i Beyt'le özdeşleştiriyor. Çünkü Ehl-i Beyt evlatları, yani Ehl-i Beyt üzerinden, Ali evlatları üzerinden Ehl-i Beyt'in anlatmış olduğu, benimsemiş olduğu İslam anlayışını orada alıyorlar. Yani Emevi İslam'ından uzak bir İslam. Mesela sadece Alevilik değil, Türk Sünniliği de Emevi İslam'ından çok uzaktır, çok beridir. Ve Türk Sünniliği Ehl-i Beyt meşrep. Yani Ehl-i Beyt sevgisini merkeze alan bir sünniliktir. Bugün mesela Arabistan'da, ondan sonra hatta biraz daha güney bölgelerimizde bizimle mesela işte bu Mervan gibi, Muaviye gibi isimler çocuklara verilir. Hatta bir arkadaşım Arabistan'dan bir resim gönderdi. Yezid Lisesi var, yani Yezid bin Muaviye Lisesi var orada. Mesela böyle yani isimler kendi çocuklarına verilir ama bizde böyle isimler halk arasında pek rastlanmaz. Bir Bayezid adı var. O da yani Eba Yezid anlamında, yani Yezid'in babası anlamında. O da hani bir tasavvuf var, Beyazid-i Bistami var ya, onun adına binaen verilir. Yani Emevilere binaen verilmez. Bir de Horasan bölgesinin Aleviler açısından 12 imamının
8. İmam Ali Rıza oradadır. Onun kabri oradadır, orada yaşamıştır. Zaten yani İmam Ali Rıza Hazreti Ali evlatlarını o bölgeye götüren, güçlü şekilde göç ettiren kişidir onunla beraber. Hem İmam Musa Kazım evlatları hem de İmam Ali Rıza evlatları o bölgeye gitmiştir, oraya yerleşmiştir. Bugün bizim Alevi ocakları, Alevi dede ocakları vardır. Bu ocakların çok büyük bir kısmı kendi soy kökenini hem İmam Rıza'dan, bir kısmı İmam Rıza'dan, bir kısmı İmam Kazım'dan getirir ve bir kanalda Türk kanalından getirir. Yani çapraz evlilikler, yani Ehl-i Beyt'ten kız alıp vermelerle birlikte bugün bizim Alevi ocakları, seyitler ve dedelerin yani oluşma yeri Horasan'dır. Bu anlamda yani Horasan'ın böyle bir kutsal anlamı da vardır. Yine İsmail var, Aşık İsmail 17. yüzyılda İmam Rıza ile Horasan'ı birleştiriyor burada. Diyor ki 80 bin er Horasan'dan koptular, İmam Rıza'yı muhkem tuttular, Sulaca Karahüyük'te sohbet ettiler, eller meşverette kaldı orada. Sulaca Karahüyük'te Hacı Bektaş, bugünkü Hacı Bektaş ilçesinin eski adı. Şimdi burada Horasan erenleri diyor mesela. Horasan erenleri bir silsile halinde. Bir Türkistan erenleri var. Hoca Ahmet Yesevi'nin olduğu yer bizim işte Türkistan adını verdiğimiz, Orta Asya olarak bildiğimiz coğrafyanın adı. Ondan sonra Horasan'a geliyoruz. İran onun biraz güney kısmı. Ve işte Horasan erenleri diyoruz onlara ve geliyoruz buraya Rum erenleri diyoruz. Rum erenleri de Anadolu erenleri demek. Fakat bunların hepsi Horasan'a ve Türkistan'a dayanır. Bir silsile halinde gelirler. Göçler zamanında. Horasan'da tabi 99 bindir. O silsile olarak azalır. Anadolu'da 55 bin miydi? Yani daha az bir rakama düşer. Ama o silsile olarak azalır. Çünkü bir kısmı orada kalır. Bir kısmı Türkistan'da kalır. Bir kısmı Horasan'da kalır. Bir kısmı da Anadolu'ya gelir ve Rum ereni olur. Ama bunların hepsi Türkistan'dan gelmiştir ve Hoca Ahmet Yesevi'nin mutfağında pişmiştir. Yani bu anlamda Horasan bu anlamda yine önemlidir. Şimdi Horasan dediğimiz zaman orada bir şehir var. Hacı Bektaş'ın doğduğu şehir. Nişabur diye. Hı hı. Hacı Bektaş da orada doğduğu için yine oraya bir önem atfedilir. Horasan postu vardır mesela bir kavram olarak. Hacı Bektaş müzesine girdiğimiz zaman orada Cem'in yapıldığı meydan vardır. Cem yapılan yerlere biz meydan deriz. Meydanda 12 tane post vardır. Yani 12 tane postun en başında olan Hacı Bektaş'ın postudur. O postun adı da Horasan postudur. Mesela Bektaşi kisveleri vardır, elbiseleri vardır. Bektaşi tacları vardır. Hani başa o taktıkları taclar. O taclardan bir tanesinin adı da Horasani tacdır. Bu da mesela bir bilgi olarak kaydetmek lazım. Ya Horasan aslında Alevi kültürünün her yerinde var. Var tabii ki var. Mesela Horasan çerağı var. Mesela Aleviler ceme başlarken önce çerağı yakarlar. Allah Muhammed Ali diye 3 tanedir o. Ondan sonra ve cem bittikten sonra da onları sırlarlar. Yani söndürürler. O çerağlardan bir tanesinin adı mesela yine Horasan çerağıdır. İşte Horasan erenleri vardır. Hacı Bektaş Müzesi'ne gidersiniz. Horasan erenleri diye bir yazı yazılmıştır. Orada Horasan'dan gelip orada vefat eden insanlar vardır. Zaten bizim Alevi Bektaşiliğin yazılı kaynaklarında mesela velayetnamelerinde bütün erenlerin Horasan'dan Anadolu'ya geldiği ifade edilir. Mesela Otman Babadında 15. yüzyılda 1400'lü yıllarda da Timur'la beraber Anadolu'ya gelen bir kişi var Otman Babadında. Oğuz dilinde söylenen diyor. Mesela Oğuz dilinde konuştuğunu ifade ediyor. Hatta kendisi de yani bir kaynakta şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki ismi zahiri kavim içinde Otman Baba diller idi ve kendisi Oğuz dilini söylerdi. Yani Oğuzca konuşurdu. Otman Baba dervişlerine saraydan uzaklaştırmak zorunda kalıyor bir dönem. Ondan sonra şöyle bir konuşma yapıyor. Tamam, kendi müritlerine, adamlarına, taliplerine diyor ki ey bre yörük oğlu diyor. Kendi öz dilini bırakıp başka dil kullanmak ayıbını yapmayın. Siz nasıl ki Horasan erleri cümle alemin baş tacıysa Oğuzca da diyor tüm dillerin atası ve baş tacıdır diyor Oğuzca. Bizim desteğimiz Oğuz dili konuşanadır. Ya dillerde gitmemek için tek dayancımız Oğuz dilidir. Yani mesela böyle bir milli bilinç de var tabii o dönemde. Zaten 13. yüzyılda Hacı Bektaşlarla beraber Hoca Ahmet Yesevilerin ardılları olan işte Ahi Evranlarla beraber belki Mevlana'yı da bu daireye katabiliriz belki biraz.
Ondan sonra o yaratmış olduğu aydınlanma devrimi sonraki yüzyıllara da zaten çok seyahat etmiş. Mesela Hacı Bektaş'ın bir öğrencisi var, Abdal Musa. Onun da bir öğrencisi var, Kaygısız Abdal diyor. O bir kitabında Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın cennette Türkçe konuştuğunu ifade ediyor. Cennette Türk dilinde eğittiler diyor falan. Şimdi ya neden bunu diyor? Çünkü o dönemde yani Arapça üstün dil. Tüm kavimlerin, tüm dillerin üstünde. Hatta bugün bile mesela Arapça bazı kaynaklarda, Arapça güncel çalışmalarda bile kaynakları vazgeçtim. Adem ile Havva'nın cennette Arapça konuştuğuna ifade ediyorlar. İşte kutsal bir dil. Ona bir tepki olarak da diyor ki kardeşim diyor, hayır diyor. Arapça değil. Adem ile Havva cennette Türkçe konuşurdu diyor. Yanlış biliyorsunuz diyor. Bugün yani Arapça ile ilgili yapılan güncel çalışmalarda Araplar bunu ifade ediyorlar. Yani orada tabii Alevilik ve Bektaşilik bir anlamda Türk milli kimliğinin bir direnci haline de gelmiş. Çünkü ibadetleri, cemleri, ondan sonra nefesleri, Oğuzca ve Türkçe. Hatta çok ilginçtir. Pek çok tarikat terimleri de Türkçedir. Yol gibi, sürek gibi, dede gibi, ocak gibi bunlar hep Türkçedir. Yani öyle bir refleks oluşmuş. İşte Horasan'dan gelen insanlar Anadolu'da bu Türk kimliğini, Oğuzca'yı ayakta tutan ve yerleştiren insanlar olmuşlar. Horasan'ın önemi bu şekilde özetleyebiliriz. Fakat etnik ayrımcı çevreler, özellikle Kürtçülük yapan, tabii temas etmesek olmaz, işimiz rahat etmez. Yani çünkü bu konuda çok büyük bir karartma yapıyorlar. Cevap vermek lazım. İlk başta işte bu Horasan'dan gelme, Horasan soykütüğüne çok karşı çıkıyorlardı bunlar. İşte uydurma, ataların uydurması. Bugün mesela biz Tunceli'ye gitsek o çevre coğrafyada Zazaca ve Kürtçe konuşan yaşı 70'in üzerinde olan hangi insanla konuşursak konuşalım hepsi Horasan'dan geldiğini ve Türk olduğunu söyler. Yani bununla ilgili yapılmış sayısız çalışma var. Biz de o bölgeleri gezdik, araştırdık. İşte İstanbul'da zaten birçoğu yaşıyor. Onlarla falan da çok mülakat yaptık. Yani hepsi Horasan'dan geldiğini ve Türk olduğunu bilir ve söyler. O sadece o bölgeye de ait değil. Yani mesela Balıkesir'deki Türkmenler de bunu söyler. Bursa'daki Türkmenler de bunu söyler. İşte Güney'deki Türkmenler de bunu söyler. Aleviler olarak ifade ediyorum. Bazı Yörük toplulukları da bunu söyler. Biz Horasan'dan geldik ve Türk'üz diye. Baytar Nuri var. Mehmet Nuri Dersimi diye. Onun mesela iki kitabı var. Kürdistan tarihinde Dersim ve itiraflarım diye. Bir kısmında işte bu Horasan'dan gelmeleri tarafsız olarak aktarıyor, vardır diyor ama işte bazıları da diyor ki bunlar uydurmadır. Hatta da Dersim bölgesinde bazı aşiretler kendi soykütüğünü Hoca Ahmet Yesevi'ye dayandırır. 3 tane var benim bildiğim. Yani Hoca Ahmet Yesevi'nin evladıyız derler bunlar. Onlarla mesela Baytar Nuri alay eder. Hoca Ahmet Yesevi hani Türk ya, o bağlantı kanalıyla falan. Şimdi bunu hep baştan beri inkar ediyorlardı, yok sayıyorlardı. Fakat son 5-6 yıldır, belki 10 yıldır Horasan bölgesinde bir Kürt topluluğu keşfettiler. Ha dediler ki Horasan'dan geldik ama biz oradan Kürt olarak geldik. Halbuki o bölgeye yapılan Kürt göçleri bu bölgeden 16. yüzyılın sonlarına doğru, yani 1600 yılların sonlarına doğru ve 1700 yılların başlarında yapılmış göçler. Yani burada Kürtçe öğrenen bazı aşiretler oraya gönderilmiş, Çemiş Gecekli gibi. Orada mesela Çemiş Gecekli Konfederasyonu var. Biz Şeref Han'a baktığımız zaman diyor ki Çemiş Gecekli boyları diyor, Çemiş Gecekli aşireti diyor mesela. Merkez soyundan gelir ve Türktür diyor. Yani Melikşah'ın soyundan gelir ve Türktür diyor. Bunların insan isimleri de hep Türkçedir diyor zaten. Mesela o kendisi ifade ediyor. Şimdi onu keşfettikten sonra İşte biz daha sonra Horasan'dan geldik, Kürt olarak geldik falan, sanki Horasan'da hep bir Kürt varlığı varmış gibi ifade etmeye başladılar. Halbuki yok, 1600 yıllardan itibaren yani Kürt olarak da geliyoruz. Ama buradaki bu yanlış bilgiyi vermelerindeki ısrarın bir altını deşmek lazım. İşte buradaki maksat Türk milli kimliğini bölmek ve hem Zazaca hem Kürtçe konuşan Alevilerdeki Türk kimliğini, babadan oğula intikal eden o soy bilgisini yok etmek ve sekteye uğratmak. Temel amaç bu. Yani bir Kürt ulusu inşa etmek. Kürt ulusu inşa etmek için de ne yapmak lazım? Yani Kürtçe konuşan, çünkü dil üzerinden genellikle giriyorlar. Halbuki dil çok çabuk değişen bir unsur, kültürel unsur. 3 nesilde değişiyor, 4 nesilde falan. Şimdi onun üzerinden gittikleri için
artık hep Kürtçe ile ilgileniyorlar. Ben mesela Kürtçe araştırmaları çok okuyorum. Hiçbirinin böyle Kürt kültürüne ait, dip kültürüne ait örfler, gelenekler, adetler, yani bunlarınla ilgili doğru dürüst bir çalışma yok. Neden? Çünkü bunu yaptıkları zaman hepsi yine Türklüğe çıkıyor. Orta Asya'daki Türk kültürüne çıkıyor. İşte mesela bir Dersimler Derneği var. Avrupa Dersimler Federasyonu muydu? Tam hatırlayamadım ama öyle bir dernek var mesela. Bir federasyon var. Amblem yapmış. Koşbaşı motifi var. En eski Türk tangolarından bir tanesi. Hani oradaki hallarda ve kilimlerde oluyor. Onu almışlar. Oraya koymuşlar. Şimdi onu yapan adam onu bilmiyor ama. Türk tangosu olduğundan haberi yok. Yani olsa onu yapmaz zaten. İşte bir Kürt ulusu inşa etmek için var güçleriyle çalışıyorlar ve bu konuda hakikaten yani gayri ahlaki, ondan sonra ne kadar çarpıtma varsa, yalan yanlış bilgi varsa, uydurma bilgi varsa, yani doğru bilgi olmasa bile yanlış bilgi üretiyorlar. Yanlış bilgi ürettikleri zaman da milletin kafası karışıyor. Kafası karıştığı zaman işte bir sürü soru geliyor. Biz hocam o öyle miydi, böyle miydi? Biz de bunları gündeme getirmek zorunda kalıyoruz. Hocam ne böyle? Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Yine çok değerli bilgilerle bu aktardıktan sonra var mı söyleyeceğiniz artık bir şey? Yani şimdi Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan sonra Mehmet Bayrak diye bir araştırmacı var. Bu da etnik ayrılıkçı çevrelerde. Yani oldukça üretken biri. Çok sayıda eseri var, kitabı var. Eseri demeyelim de kitap diyelim. Şimdi o kitaplardan birinde diyor ki Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan sonra oradaki Kürtler Anadolu'ya geldi diyor. Ve bu Horasan'dan gelme lafı da atadan hani intikal eden o köken bilgisi de oradan kalma diyor. Ben şimdi onun kitaplarına baktım. Bu tezi ortaya sürdüğü herhangi bir kaynak göstermemiş. Ben şimdi buradan Mehmet Bayrak'a çağrıda bulunmak istiyorum. Yani eğer bunun bir kaynağı varsa lütfen bunu açıklasın. Biz de bunu öğrenmiş olalım. Fakat ben Kasr-ı Şirin Anlaşması'na baktım. Anlaşma maddelerine baktım. Zaten o dönemde böyle nüfus mübadeleleri falan pek yani yapılmaz. Bunlar tam modern dünyanın işleri biraz daha. Yani çok nadirattandır işte. Alır bir miktar insanı yanında götürür falan. Yani onlar olur ama iki devlet arasında nüfus mübadelesine ben hiç rastlamadım. Şimdi böyle bir anlaşma varsa veyahut da bunu destekleyen bir kaynak varsa yani bunu bizimle paylaşsın. Çünkü bunu ortaya attığı ilk kitabında ana kitabı zaten o. Yani onda mesela böyle bir bilgi yok. Yani böyle bir kaynak yok. O yani o kaynağı paylaşırsa biz de o kaynağa bir bakalım. Eğer varsa öyle bir şey var diyelim. Yani öyle bir şey de tabii yani biz de öğrenelim. Ama yoksa da o zaman yani insanlar böyle bilgi kirliliği yaratmasınlar. Çünkü ne kadar çok bilgi kirliliği yaratılırsa bizim de başımıza o kadar iş çıkıyor. O kadar uğraşıyoruz bu işlerle. Yani bir sürü enerji harcıyoruz. Daha yararlı işler yaparız. Daha faydalı işler yaparız ama bunlarla uğraşıyoruz. Yani ben buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. O kaynak paylaşsın. Biz de bir bakalım. Belki bir yerde yazılı olabilir ama o kaynak doğru olmayabilir. Onun iç tenkidinin, dış tenkidinin yapılması lazım. Özetle böyle. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Pankuş'un yine sonuna geldik. Yine aslında ders niteliğinde. Ben buradan çok şey öğrendim. Dikkat ederseniz soru da sormadım. Çünkü aslında soru soracak bilgiye de çok da fazla hakim değilim aslında. İşin gerçeği de o. Ama bu işi de en azından öğrenmiş olduk. Horasan'ın neden Aleviler için çok önemli olduğunu. O aslında Alevilik kültürünün, Türk kültürünü nasıl ayakta tuttuğunu, böyle omurgası gibi böyle tuttuğunu göstermek açısından çok önemli bir programdı diye düşünüyorum. Başka bir Pankuş'ta görüşmek üzere. Herkese mutlu günler diliyoruz.